Merhaba. Önceki videoda işlenmiş olan ve yemeklerde kullanacağımız Himalaya kaya tuzundan bahsetmiştim. Bu tuzdan. Bu tuzla yemek pişirirken özellikle tahta kaşık veya tahta kepçe kullanılması önemlidir. Çünkü bilim adamları diyor ki metal kepçe veya kaşık kullandığınız zaman yemek pişirirken yemeklerin içinde bulunan minerallerin özelliklerini bozduğu için yemekler sadece yediğimiz yemekler karnımızı doyurmuş oluyoruz. Gerekli mineral ve vitaminleri alma şansımız düşüyor. Şimdi Himalaya kaya tuzunun bir de işlenmemiş halinden bahsediyorum. İşlenmemiş halini de böyle kaya şeklinde onun birkaç tanesini hafif sudan yıkayarak bir cam kavanozun dibine böyle benim yaptığım gibi koyuyorsunuz. Daha sonra üstüne 3 parmak geçecek şekilde içme suyu ilave ediyorsunuz ve bu kavanozu 5 saat açıkta bırakıyorsunuz. Bu 5 saat süresi içerisinde tuz çözülmeye başlayınca su doyum noktasına ulaştıktan sonra tuza artık tuz erimemeye başlıyor. Aynı burada görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar. İşte bakın kavanozun dibinde böyle taş şeklinde duruyor. Şimdi bu çözeltiyi nasıl kullanacağız? Bu çözeltinin özelliği şu. Yine tahta kaşık kullanıyorsunuz. Kesinlikle metal kaşık olmayacak. Her sabah kahvaltıdan yarım saat önce bir su bardağı içme suyunun içine böyle bir çay kaşığı kadar bu soleden yani çözüntüden koyup karıştırıp içiyorsunuz. Üstüne bir bardak daha su içiyorsunuz. Buradaki amaç bu tuza doymuş sudaki minerallerin hücrelerimize daha erken damarlar aracıyla, kan aracıyla daha hızlı ulaşması ve vücudumuzun buna emerek zinde daha güçlü, dirençli hale gelmesi. Amaç bu. Sabahları kahvaltıdan yarım saat önce, akşamları da akşam yemeğinden yarım saat önce bir çay kaşığı kadar tahta kaşıkla bir bardak suyun içine karıştırıp içiyoruz. Yalnız bu kavanozun kapağı ya tahta olacak ya da plastik olacak. Kesinlikle metal kapak kullanmıyorsunuz. Metal kaşık kullanmıyorsunuz. Bunun içine metal kaşık girdiği zaman suyun içindeki minerallerin yapısı bozuluyor. Ondan dolayı. Ayrıca bu suyun bir diğer özelliği de şu, erkekler için olsun, bayanlar için bunu cilt maskesi gibi cildinize sürerek cildinizin daha net, parlak bir hale gelmesi, kırışıklıklarınızın giderilmesi, yüzünüzde sivilce, leke gibi bir takım şeyler varsa onlar da zamanla ortadan kaldırıyor. Ve eğer saçlarınız dökülüyorsa yine bu tuza doymuş suyla avucunuz alıp dökülen kısma masayla yediriyorsunuz banyoya girmeden yarım saat, bir saat önce. Bunun içindeki mineraller saç köklerini besliyor. 3 ay düzenli kullandığınız zaman aradaki farkı kendiniz zaten göreceksiniz. Saç dökülmeniz duracak, saçlarınız daha gürleşecek. Dipteki var olan canlı saç kök hücreleri canlanıp yeniden daha kalın bir şekilde, daha gür bir şekilde çıkmaya başlayacak. Vücudunuzda herhangi bir kaşıntı, eksema, mantar türü durumlar olduğunda da yine bu suyu kullanıyorsunuz. Yani mucizevi bir kullanımdan size bahsediyorum. Buna sahip olmak isteyen arkadaşlar, dostlar, bu videonun altında paylaşacağım Cosmic Life'in linkini tıklayarak üye olup kendileri sipariş vereceksin, vereceksiniz daha doğrusu. Direkt kargo aracıyla ücretsiz kapınıza teslim olacak. Videonun altında telefonumu da paylaşacağım. Hem benden hem şirketten aklınıza takılan soruları sorarak daha detaylı, net bilgi alabilirsiniz. Bu hem işlenmemiş Himalaya kaya tuzu kristalin hem bu yemeklik olanının Bakanlıktan tutun TÜBİTAK'a kadar denetlenmiş her türlü belgesi mevcut durumda. Piyasada
size kaya tuzu diye veya da Himalaya kaya tuzu diye satılan diğer ürünlere kanmayın. Biliyorsunuz ülkemizde maalesef birçok ürün, birçok şey suistimal ediliyor. Onun için siyasi büyüklerimizden de rica ediyoruz. Yani her türlü ürünle ilgili bir korsan yasası çıkarırlarsa sahte ürünlerin satılmasının önüne geçmiş olurlar. Gerçekten bu işi bilinçli bizim gibi yapan kurumların da önünü açmış olurlar. Onun için Himalaya kaya tuzundan, bu mucizeden şaşmayın. Bilimsel olarak tespit edilmiş diğer bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an sevgili Cosmic Life'ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Düz Bey'in bahsettiği 260 tane kaya tuzu çözeltisi ve kaya tuzunu kullanarak çocuk sahibi olan 260 tane şu an aile de mevcut durumda. Zamanla daha detaylı bilgilere siz de sahip olacaksınız. Şimdiden hepinize saygılar sunuyorum.